Arkadaşlar merhabalar. Bugün 3 Mayıs 2021 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Bu tarih itibariyle bir marketteyiz. Plandemir raporu vereyim kısaca. Biliyorsunuz dışarıda maske serbest. Marketlerde de çoğu insan takıyor ama yani sizin boğazınıza sarılmıyorlar. Onu belirteyim. Şimdi işte karantinaya falan girildi dendi. Diyorlar ki işte Avrupa'da da karantina oldu uzun süre. Ama bahsettim onu. Diğer videolarda bahsettim. Şimdi yorgun argın bunu size paylaşıyorum. Rapor ediyorum. Arkadaşlar geçen Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un videosunu izledim. Hatırlarsınız MHP-DSP döneminde Sağlık Bakanı'ydı. Hani Oktar Babun'a bizi bir şeye getirip, TUFA'ya getirip kan toparladı, Amerika'ya gönderdi ya. Bilmiyorum Oktar Babun'a neden yargılanmaz, onu da anlamış değilim. Belki de içeride. Ama bu konuda yargılandığını hatırlamıyorum. Şunu söyleyeceğim. O zaman İşte 2001 Osman Durmuş rahmetli oldu geçen gün hastanede. Beyin kanaması dediler. Yani öldürmüş de olabilirler. Artık ben teröristleri dışarıda aramıyorum arkadaşlar. Teröristler artık dağlarda değil. Yani bazıları hastanelerde artık. Hastaneler neredeyse birer terör kampı. Bazı doktorlarda, çoğu doktorlarda artık birer terörist. Bak açık açık söylüyorum bunu. Hiç öyle kampları mapları falan gidip PKK kamplarını falan bombalamayın. Resmen hastaneler birer terör yuvası. Bu bizim olmayan devlet gitti Libya'yı halletti gördünüz. Anasını ağlattı. Geçen arkadaşın dediği gibi. Binlerce Müslüman kadının ırzına geçildi. Bizim devlet aracılığıyla oldu bu. Suriye'yi gördünüz. Yine bizim devlet aracılığıyla. Yıkım devam ediyor. Şimdi işin ilginç tarafı sıra bize geldi. Bizi de kendi kendimize kırdırıyoruz. Yani hiç dışarıdan bomba atmaya falan gerek yok. Kendi kendimizi kırmaya başladık. Takır takır insan ölümleri. Yani biz dışarıdan tehlike bekliyorduk. İşte Suriye'de işte Amerika, İngiltere, İsrail beraber davranacaklar. Ortak işi de oluşturacaklar. Ondan sonra Suriye'yi dağıttılar. İşte Libya'yı karma karışık yaptılar bir şekilde. Biz de böyle bir şey bekliyorduk ama bize gerek kalmadı. Yani bizim Sağlık Bakanı yetti bize. Şu anda takır takır kendimizi kırıyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Konuşacak çok şey var. Bugün tarih itibarıyla bugün 3 Mayıs 2021 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Bir marketteyim. Maske için boğazına sarılmıyorlar senin. Dışarısını zaten biliyorsunuz. Çekmiştim. Durum bu. Tekrar ediyorum. Kim aşı derse uzak durun. Aşının ağasını ağzınıza almayın. Evet. Bu ara maskenin içinden de bir takım şeyler çıkmaya başlamış bilmiyorum. O deneyi herhalde bir de ben yaparım. Siyah böyle bakteriler çıkmaya başlamış. Yani temas ettiğiniz her şeyden bu lanet olası şeyi size geçirtmeye çalışıyorlar. Koronayı, şusunu, busunu. Şimdi arkadaşla konuştuk mesela grip, değil mi? Grip vardı. Grip her zaman var, değil mi? Koronadan daha tehlikeli. Hiç siz grip aşısı oldunuz mu? Ben olmadım. Yani arkadaşla konuştuk. Adam diyor ki ben aspirin bile almadım diyor ya. Aspirin bile almadım diyor. Yani siz ne hakla bana aşı, ne yürüyü belirsiz aşıyı vurursunuz diyor ya. Ali Yakar'a buradan şey yapıyorum.
atfediyorum. Yani adam hayatı boyunca aspirin almamış. Sen bu adama ne idüğü belirsiz. Bilmem ne mRNA demedir, şudur budur, genetik aşısını vurduruyorsun ya. Bu nasıl bir şey? Evet. Aşı sonrası geçen ismini vermeyeceğim bir arkadaş sporcu. Aşı vurmuş. Aşıdan sonra test yapmış. Durum pozitif çıkmış. Birinci aşıdan sonra pozitif çıkmış. Yani bu bile yeter. Neyse yorgunum. Devam edeceğiz.